Herkese selamlar. Bu hafta Star Panorama'nın konuğu benim. Oldukça da meraklıyım. Bakalım kimler benim için neler söylemişler. İsterseniz şimdi onu bir izleyelim. Şimdi bu yaptığımız single ismi Rakı Büyük, kendi bestem. Rakı Büyük'te tabii rakı olduğu için acaba işte radyolar nasıl davranacak ya da işte insanlar nasıl yapacak diye düşünüyorduk. Özgün'ün de yaratıcı yönü o kadar fazla ağır basıyor ki bizim iki aydır PR ajansımızla, kendi ajansımızla yaptığımız görüşmeler, onlarca şeyi karaladık, sildik, işte bu olursa bunun karşında bunu çıkartırız, işte Roko olursa Rakı Büyük deriz, olmazsa başka filan derken birçok alternatif yapmıştık. Ve bunu ben ilk Özgün'e anlattığımda, Özgün işte bak dedim siz şarkıyı daha 4 gündür dinliyorsunuz, bunu yani şu anda tabii alışmanız zor olacak ama biz büyük işte PR ekibimize çok güzel brainstorming yaptık, işte beyin fırtınasından sonra bu tip alternatifleri aldık diye anlattık. Fakat Özgün o sırada bizim o iki aylık bütün çalışmamızı bir anda hiçe sayarak ya dedi roka balığı boş ver, rakı büyüde baş ver, biz bunu kıra 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 diyelim. O anda yani çok bir şey işsiz kaldı. Çünkü yani benim o reklam departmanımızda düşünen arkadaşların iki aylık emeğini adam 10 saniyede kabiliyetinden dolayı, yaratıcı gücünden dolayı deaktif etti. Çok 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 öne çıkan bir yetisi var, bir kabiliyeti var ki o da yemek yapmak. Gerçekten ne gurme, ne ahçı, yani Özgün yanında herkes o kendi kimliğini unutabilir bununla ilgili. Çünkü Özgün inanılmaz bir ahçıdır. Şöyle söyleyeyim, benim annem Özgün'den nefret ediyor. Ve annemin arkadaşları da Özgün'den nefret ediyor. Çünkü yemek sırasında genelde ben Özgün'ün yemeklerini, Özgün bunu şöyle yapardı, Özgün buna şunu katardı falan dediğim için bu önce anneme yansıdı. Ondan sonra annemin günde toplandığı arkadaşlarına yansıdı. Herkes artık Özgün'ün yemeklerinden şey ve ben ne zaman bir yere yemeğe gitsem nasıl Özgün'ünki gibi olmuş mu falan diye insanlardan bu tip tepkiler alıyorum. Hayatımda tabii çok önemli bir yeri var. Ve hayatımdaki pek çok şeyi değiştiren isim oldu Ender. Ben ilk albüm yapma aşamasında 2004 yıllarında Ender'le tanıştım. Ve her şey aslında onunla birlikte başladı ve o vesile oldu. Ben askerliğimi bitirir Meme bir gün kala son benim çarşı izlimde bir şarkı getirdi Tolga. Tolga Tesevi benim ortağım, yapımcım aynı zamanda. Dedi ki Ender'den bir şarkı geldi dedi. Ve bu şarkıyı İstiklal olarak koyduk. Tabii daha sonra ismini. Ender herhalde bu röportajı yaptığında da o şekilde bir kararımızı vermemiştik herhalde. Fakat şarkıyı dinler dinlemez o kadar çok sevdim ki, yani birincisi bu şarkının yani Ender kokan durumu var. Yani Ender'in çok farklı bir yapısı ve müzikal anlayışı olduğunu düşünüyorum ben. Ve bu bir şekilde insanlara yansıyor ve bunun hani başarısı zaten ilk albümde tescillendi. Bunun başka bir şey yok, söylenebilecek herhangi bir şey yok. Fakat bu şarkı yıllardır benim belki de aradığım, söylemek istediğim her şeyi yansıtan, o eğlenceyi, o dinamizmi içinde barındıran bir şarkıydı. Bu arada Ender benim yaklaşık 1,5 sene, İstanbul'a ilk geldiğim o 1,5 sene boyunca ev arkadaşımdı. O yüzden de doğrudur, çok yemeğimi yemiştir kendisi. Uzun zamandan da beri de bir şey yapamıyorum. Şimdi buradan çıkacağım, Ender'i arayacağım. Güzel bir organizasyon düzenleyeyim, belli. Özlemiş yemeklerimi, karnı da acıkmış. Biz Özgün'le nasıl tanıştık? Müzikal bir ortamda tanıştık tabii ki. Onunla birkaç kez performansla sergiledik. İskender Paydaş'ın Zamansız Şarkılar projesinde beraber sahne aldık. Aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi olan Peace for One adında bir projede beraber mikrofon paylaştık. Bir parça yapıldı. Bu 42 ayrı ülkede, 22 ayrı dilde söylendi. Biz Türkçe versiyonunu üstlendik. Ve dünya barışı için bu parçanın çalındığı zaman işte elde edilen bütün telif hakları falan bir araya gelecekti. Ve biz güzel bir şey yapmış olduk. Gerçi Türkiye'de bunun çok ses getiremedik. Yani bir şekilde çok fazla destek göremedik. Çalıştık birlikte, gerçekten performanslarımız oldu. Böyle bir projede de bulunduk ama tabii daha sonra ben Funky'yi herhalde araya askerlik falan girdiği için arayıp anlatmadım. O da projenin ses getirmediğini söylemiş. Buradan söyleyeyim Funky'cim, o proje iptal oldu dünya üzerinde. Yani daha doğrusu beklemeye alındı. Yani o CD'miz çıkmadığı için tabii ki bir ses de gelmedi sana. Kusura bakma, ben sana onu herhalde haber vermeyi unuttum. Albüm fotoğraf kapağı için
Bir stüdyoda bir araya geldik ve o çekimlerde biz tabii normal fotoğraf çekeceğiz diye gittik ama meğer herkesin göz bebeği çekilecekmiş. Oraya gittik ve hepimiz böyle gözlerimizle kameranın içine baktık ve herkesin göz bebeğini alıp albümün kapağına koydular. O göz bebeklerinden biri de benim olması gerekiyor, söyleyeyim. Evet, üçüncü albüm, biz ayrılıkta böyle bir çalışma yapmıştık. Albüme emeğe geçen ve benim dostum olan bütün arkadaşlarımın göz bebekleri çekilmişti. Albüme koymuştuk. Biz nedense Özgün'le hep böyle çok enteresan yerlerde bir araya geliyoruz. Atıyorum mesela o bir DNR'da bir imza günündedir ve pat bir anda orada karşılaşırız. Bir anda bir bakarız, bir restoranda yan yana masalarda oturuyoruz. Öpüyorum buradan Funkisi'yi. Çok sevdiğim bir insan, gerçekten çok sevdiğim bir insan. 20-21 yılı aşkın bir süredir tanıyorum onu. Konservatuara aşağı yukarı beraber girdik. Yurtta yine beraber kaldık, ev paylaştık ama tabii çok özel hikayeler var aramızda. Onları burada anlatmak doğru mu değil mi bilmiyorum ama umurumda değil açıkçası. Yani böyle bir adam, yani böyle bir insan şeyi yok dünya üzerinde, benzeri olmayan bir insan bu benim arkadaşım. Bir yılbaşı sonrası bizim sarhoşluklarımız meşhurdur. Özgün'le eve döndüğümüz zaman sıkıntıdan patlayıp, sahnenin sonrasında sıkıntıdan patlayıp tabii içmeye devam ediyoruz. Saat 5'i aşmış durumda. Onun sonrasında süper bir zeytin ezmesi savaşı yapmıştık. Yani bu adam öyle bir adam ki, yani bunu tamam yapıyoruz hani güzel. Niye anlatıyorsun bir? İkincisi zaten anlatmaktan öte bunu ertesi gün niye Facebook'a koyuyorsun o bizim resimlerimizi yani? Ama işte bahşin yani. Tabii Özgün'le çok uzun zamandır arkadaşlığı paylaşmak benim için çok özel. Nedeni şudur ki hayatta kopmadığım herhalde 1-2 arkadaşımdan bir tanesi. Dile kolay 22 yıl. Çok sık buluşmaya çalışırız ama onun yoğun, benim yoğun iş hayatımdan dolayı bu sıralar görüşemiyoruz ama her buluşmamız muhteşem oluyor. Evet, gerçekten Serdar'ın da söylemiş olduğu gibi benim için çok çok önemli bir dost ve çok önemli bir müzisyen. Ve gerçekten Barış'ınla buluştuğumuz zaman onunla birlikte mesela İzmirli olduğu için balık ve meze olaylarını da çok sever. Onun yanında da bazı şeyler güzel gider. Çok keyif alıyorum onunla birlikte sohbet etmekten, muhabbet etmekten. Her nasıl olursa olsun o, hayatta kızamayacağım insanlardan biridir kendisi. Özgün'le dostluğumuz. Süper adamlar olmuşlar gerçekten, ekip harika. Sevgili Tolga Kılıç, o anlatsın da ondan sonra ben anlatayım. 20 yıla aşkın neredeyse bir sürece dayanıyor. Tabii bizim bu piyasayla alakamız olmadığı dönemlerden beri biz arkadaşız. Daha konservatuvarda, daha küçük bir çocukken, hiç aklımızda bu tip işler yokkenden beri arkadaşız. Ama kader bizi ayırmamış ki, beraber böyle bir alnımızın yazısı varmış ki, bizi İstanbul'da aynı iş ortamında, aynı işleri yaparken, hatta beraber bir iş yaparken, beraber o yolda yürüme yolu çizmiş bize. Ve kendisini gerçekten ilk önce arkadaş olarak çok seviyorum. Arkadaşım olarak, yani iyi bir arkadaş olarak görüyorum. İkincisi, iş disiplini olarak çalıştığım insanlar içindeki en disiplinli, en ahlaklı ve müzikalitesi olarak en yüksek insanlardan biri olarak görüyorum. O benim için çok farklı bir insandır. Şimdi Özgün'le ilgili benim en güldüğüm anılarımdan bir tanesi. Zannediyorsam 2007'yi 2008'e bağlayan yılbaşı günü, 31 Aralık günü. Biz 30 ya da 29 Aralık'ta Ankara'da konserden dönüyoruz. Dedik ki çok keyifli bir yolculuk yapalım. Binelim yataklı trene. Geze geze, yata yata, işte oradaki kompartmanda yemeklerimizi, işte içeceklerimizi iç içe gelelim. Çok da yorgunduk zaten trene bindiğimiz zaman. Neyse trene bindik, gayet güzel şen şakrak gidiyoruz. Zannediyorsam Eskişehir'e kadar hiç sorunsuz geldik. Eskişehir'den sonra tabii yorgunluğun verdiği, biraz da stresi üstümüzün atmanın verdiği rehavette bazı takıntılar oluşmaya başladı. Hesapta bazı yanlış anlaşılmalar oldu. Aslında hesap değil mevzu.
Sadece olayın matematiğini biz kavrayamadık. Bizim anlattığımız matematiği de arkadaş kavrayamıyor. Ve biz Eskişehir'den İstanbul'a kadar bunun münakaşasıyla geldik. Ben olayı daha dışarıdan gören bir insan olarak baktığım manzara, Özgün kendini parçalıyor. Garson anlamamakta ısrar ediyor. Garson bir şey anlatmaya çalışıyor. Özgün anlamamakta ısrar ediyor. Ve biz bu şekilde İstanbul'a saat 7 sularında geldik. Ne oldu peki? Kalktık, karakola gittik gerçekten. Karakolda bekledik. Garson geldi. Ben sadece ondan dedim ki bana fişini getir, fatura mı getir? Ve ne olduğunu yaz bana bunu bir şekilde. Çünkü ben bunu beyan edeceğim, göstereceğim. Polis memuru da işledi, o tartıştı, martıştı falan bir şeyler oldu. Ben en sonunda ona söyleyeyim, ben o parayı tabii ki yine ödedim ve ben size paranın üstünü geri getireceğim gibi bir şeyler söyledi fişle birlikte. Oradaki garson gitti, tabii ne garson geldi, ne fiş geldi, ne de paranın üstü geldi. Yılbaşını öyle orada yemiş olduk. Ben tabii yaş itibariyle ondan daha önce İstanbul'a gelip bu hayata başladığımda Özgün'ün feedbackleri bana geliyordu. İşte Ankara'da Özgün işte sahne alıyor, çok iyi şeyler yapmaya başladı falan diye. Sonra hakikaten bu düşüncemizde çok gerçekçi bir taraf olduğunu gördük. Bu da zamanla zaten çok kısa bir süre içinde bunun görüntüsü zaten Türkiye genelinde yansıdı. Eskiden biz biliyorduk, şimdi bütün Türkiye Özgün'ün ne kadar doğru, dürüst ve düzgün bir insan olduğunu, yaptığı müzikte ne kadar başarı kazandığını da bu herkes görüyor. Çok teşekkür ediyorum arkadaşıma, Tolga Kılıç. Dedikleri her şey doğrudur. Huzur geliyor yani Tolga dendiği zaman aklıma. Neşe ve huzur geliyor bu ilk başta. Onunla çalışmak çok huzurlu, çok keyifli. İşte hep tıkırında gider. Hep yolunda gider. Ve hiçbir zaman üzülmezsiniz ve sizi asla yapmış olduğunuz işte yarı yolda bırakmaz. Onun da halen şu anda yine sahnede de birlikteyiz. Yaptığımız albümlerde de birlikteyiz. Bundan sonraki albümlerde de birlikte olacağız. Hayatımda olmasından çok onur duydum, keyif aldım. Bir diğer müzisyen, dostum. Gerek Ender olsun, gerek Funkisi olsun, gerek Serdar olsun, gerek Tolga olsun. Hepsini çok seviyorum ve çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırmışlar benim için, böyle güzel şeyler söylemişler. Star Panorama'da bu hafta beni izlediniz. Ben konuk oldum sizlere. Ve benim için çok keyifliydi. Çok da güzeldi. Umarım sizler için de öyle güzel geçmiştir. Tüm Power Türk TV izleyicilerine buradan sevgilerimi gönderiyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.